ABD bahsini açmadan önce Ramazan hocam dedi ki, araya gitmeden hemen önce bir şey söyleyeceğim dedi ve ilk kez söyleyeceğim bunu dedi. Şimdi ne söyleyeceksiniz buradan, hocam? Ben canım olan kardeşlerime bir bilgi vermek istiyorum, özellikle Kürt kökenli kardeşlerime. Şimdi iktisadi, siyasi ve sosyal olayların laboratuvarı tarihtir. Tarihi bilmez iseniz ne söylersiniz havada kalır. Bugünkü Türkiye'de PKK, PYD, YPG bu yapılanmanın arkasındaki en önemli lider kadrosu, yapı kadrosunu özellikle söyleyeyim. Anadolu'da bugün de hala mevcudiyetini sürdüren Pakraduni tarikatı vardır. Milattan önce 586'da Babil kralı Nabukadnezar Mısır kralı ile birlikte Kudüs'e yürüdü ve o zaman Anadolu'daki Ermeni krallığı da Nabukadnezar'ın yanında yer aldı. Ve Nabukadnezar o günkü verilere göre 30 bin dolayında Kudüs Yahudisini esir alarak bugünkü Bağdat'a 70 kilometre mesafede Babil'e sürgün etti. Etmeden önce de 10 bin kadar Yahudi'yi Ermeni krallığına verdi. Ermeni krallığı bunu Anadolu'daki Fırat'ın doğusuna yerleştirdi. Bu krallık 1045'e kadar devam etti, şöyle veya böyle. 1045'te Bizans bu krallığa son verdi. 1071'de de Anadolu'da Bizans'a, Alparslan liderliğindeki biz son verdik. İşte o tarihten bu tarihte Kürt kardeşlerimizin arasına saklanan, kendini Kürt diye tanımlayan Pakraduni tarikatı Yahudi unsurlar vardır. Ve bugün Türkiye'de bunların Türkiye'de söyleyeyim eksenini, Hakkari'den Diyarbakır'ımız bu eksene doğru ve bugün de tabii büyük şehirlerimize yayılmış, toplam nüfusunun 300 bin kadar olduğu tahmin ediliyor. Amerika'da Kürtçülük meselesinin başını bunlar çeker. Ermenicilik lobisinin başını bunlar çeker. Buradan yeri gelmişken söyleyeyim. Bu konuda merak edenler var ise çok vatansever. Levon Panos Dabayan, toprağı bol olsun, ölmüştü. Evet, çok değerli bir araştırmacıydı. Çok onun çalışmasına bakabilirler. Yine Avram Galenti, Profesör Avram Galenti. Evet. Yahudi tarihçi, bunun çalışmalarına bakabilirler. Pakraduni tarikatını anlamadan bugün PKK, PYD ve türevlerini anlamak mümkün değildir. Nokta.